Bir şey mi oldu acaba? Adayları gelinler evine. Gelinler evine. Abi, hayırdır? Kral kraliçe yine olmuş. Bir şey oldu abi, gelinler evi. Evet. Ama o dün de abi kral kraliçenin günü. O zaman bilmiyorum. Günler birbirine karıştı, baksana. Kavga günleri de birbirine karıştı. Acaba biz günleri yanlış mı yaşamaya başladık? O zaman değişkeni kısmet soldura verelim. Evet. En değişken kısmet soldur. Yapın da bir yapın. Başreis Adnan Kızıltaş önden, ekürüleri de arkasından geliyor. Aynen aynen. Biz ekürüyüz. Edi Ünen Büdü'yüz. Ay şükür. Abi hoş geldin. Ne habersiniz? Hoş geldiniz. İyi, hoş bulduk. Süper. İyi gördük. Kimse selamlanmıyor. Hoş geldin. Şükür ya. Merhaba. Merhaba. Güzel olmamış. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Gel yavrum. Gel. Selamlar, sevgiler. Oh. Pardon kardeşim. Aleyküm. Kafasını kırdı. Gel gel şimdi oğlum, dur. Sizin paranız var. Dur ya. Dur. Ne sebep ya? Kim kim? Hadi. Kim Nur zaten iyiydi. Geçenlerde bir hafif tartışma hatırlıyorum. Biz de ikimiz arasında mı? Yok ya. Çok zor. Tartışma yapmış olsaydık kaliteye düşerdik. O da yanlış. Çok zor. Biz öyle düşmüyoruz. Biz normal şimdi kaldık. Seni Kemal'le karıştırdım. O da yanlış kaldı. Nasıl olacak bu iş? Merak etme. Yemek yaptın. Harimator. Yani aşçı getirdim ama ben de onunla beraber mutfaktaydım. Bu ayakkabılarla bittim. Aa, yemek mi yaptınız? Bir de elim kolum falan soğan kokuyor. Şimdi İran kusura yemekleri bakmayın. Mi yaptın sen? Ne olacak? Buraya gelmiyor soğan kokusu. Nerede yemekler? Bir yarım saati var, sonra zaten sizlere vereceğim. İnanılmaz şeyler yaptılar. Didem özel İran'dan gelen aşçıyla. Çıkarken yemek yeme dedin değil mi sen? Doğru duydum, söyledim arkadaşlara. Halima İran'dan özel bir aşçı getirdi. Muhammed Rıza. Muhammed Rıza. Evet. Birlikte yaptılar. Evet. That's right. Biri vardı orada ama tabii tam o şeyde idrak edemedim. İranya. Bakmadım da açıkçası. Sabah karşı da dönecek. Ne kadar özel? İran'a mı? Ne kadar özel? Nasıl yani? Bize göre özel. İran pilavı mı yapacak? Yaptım zaten orada. O koku bu koku mu? Ne yemek? Et mesela, yemeği var, bir de tavuk var. Ha, kokuya gittim ben de o yüzden. Baharat bakmadım da var ama. Ayıp olmasın diye. Yalnız Farima ya, sözünü verirmişsin ha. Bu evde böyle söz verip de yapmayan o kadar çok adam var ki. Hak edenler demeyelim de o herkese yani, yaptı. İstisnalar hariç. Ama öyle söyledi, hak edenler yiyecek dedi. Yemek isteyen herkes hak edenler yani, Didem hak etmiyor. Bak duyuyor musun? Hala aynısını söylüyor. Sen hak etmediğini mi düşünüyorsun? Didem hayır, doğru. Öyle dedim mi ben şey yapamadım, duymadım dedim, öyle mi söyledin? Şimdi Didem hak etmediğini düşünürsün. Bu böyle bir şey söylemedi. Allah'ım. Nasıl yani, söylemedi? Hala diyor ki ben öyle söyledim diyor. Sen diyorsun ki söylemedin. Tansiyonum düşüyor, yemin ederim tansiyonum düşüyor. Ben de dedim ki öyle bir şey dedim mi? Duymadım dedim. Sen evet, hak etmediğini mi düşünüyorsun? Alakası yok dedim. O zaman bu söz sana değil. Sen... anlıyorsun lafı anlamadık. Bak ben düzgün konuş Altu. Sen de düzgün kelimelerini seç de konuş. Ben seçerek konuşuyorum. Tamam. Merak etme. Ben bir kadınım, sen bir erkeksin. Kadının olduğunun farkındasın yani, kadınsın. Dikkat et. Ha, kadın tamam olduğunun farkındasın. O kelimelerini topla. Sakin. O ağzına dikkat et. Buradaki sakin. Hiçbir erkek daha bugüne kadar senin sakin tarzında ya, benimle ya da hiçbir kadınla konuşmadı. Kadınlar burada birbirine söyleyebilir. Sen bir beyefendiysen senin karşında bir kadın var. Kelimelerini seç. Yoksa o kelimeleri sana tek tek yediririm. Yedirsene. Wow. Yedirsene. Bahisleri açmadan kim kime ne yedirecek? Kelimelerini seç. Çok acıktım, yedirsene. İnsanlar izliyor, babam izliyor. Kelimelerini seç, abilerim izliyor. Kelimelerini seç. Ha, tamam mı? Strong. Adamsın. Kelimelerini seç. Senin de kız kardeşin, annen vesaire akrabaların var kadın olarak. Bir erkek bana bu şekilde konuşursa fena yaparım. Söylüyorum. Ben yap o zaman derim ben de. Söylüyorum, haddini bil. Kaç. Hatsız. Terbiyesizleşen, bak yükselen de sensin. Ya ne biçim konuşuyorsun sen ya? Bir de karşımda cıy 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 konuşuyorsun. Haddini bil. Bu kadar cıvıklığın anlamı yok. Ben sana böyle ağır kelimeler kullanmıyorum. Görüyoruz beyefendiliğini. Gördük, geldiğini anlattığınla hiçbir alakan yok ya. Hep goy goy, hep goy goy. O ne çirkin bir kelime ya, yakıştı mı şimdi yani? Bu ne demek? Ne dedi? Sor bakalım ne dedi? Hatırlamıyorum ne dedim. Ne demişim? İşte bak ne dediğini yani bile hatırlamıyor yani. Hatırlatayım mı ben de? Hatırlatamayacağım. Neyse artık su alayım. Bitire mesaj. Şu an hiç iyi değilim bak. Gerçekten hiç iyi değilim. Yağmur. Anladın mı? Hiç yağmur iyi değilim. Bana hiçbir erkek bu şekilde konuşamaz. Tuğçe su getirsene yağmura. Alım seni kötü yaparım adam bak, haddini bil. Tuğçe yağmur. Tamam mı? Yağmurcuğum kendine yağ. Haddini bil. Tuğçe'cim su getirsene yağmura. Tankut abi. Ne dedi? Anlamadım abi, bilmiyorum. Değil misin? O ne demek ya? Ne biçim konuşuyor bu ya? Sinirlenme.
Sinirlendim. Ama haklı tamam. Şimdi Altun. Altun adına... Tamam ama sana bunu yedirmezsen benim de adım Yağmur değil. Bunu da sana söyleyeyim. Bugün damatlar bizim eve girdikten sonra Yağmur ve Altu hararetli bir tartışma yaşadılar. Onun sebebi de bence Yağmur bir yastık mevzusu vardı ve damatlar evine çok kızgın bir şekilde gitmişti ve telafi etmişti yaşadığı olayı. Ondan ötürü bence Altu hala bir sinirli olduğu için bizim eve geldiğinde aşırı derecede çıkışlar yaptı Yağmur'a. Ve ben bir kadın olarak asla ve asla onun kullandığı cümleleri tasvip etmiyorum. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sakın.